ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözde Hanım, yayınlar. Teşekkür ederiz. Hemen petrolle başlayalım. Petrolün gündemine dair haber akışlarından ben zaten bahsettim. Uzatmadan o yüzden yorumu almak istiyorum. Nasıl bir görünüm var? Hangi başlıklar etkili olacak ve oluyor tabii. Tahminler nasıl? Aslında en son OPEC toplantısından beri Ekim ayındaki kısıtlamayı biliyoruz, 100 milyon varillik. Bunun aslında etkilerine baktığımız zaman, yani OPEC ne yapıyor noktasına baktığımızda, Ağustos ayında aslında günlük üretiminin altında kaldığını görüyoruz. Ağustos ayı boyunca neredeyse 3,5 milyon varil civarında bir üretim gerçekleştirmiş OPEC. Biz önceden OPEC'in arz tarafındaki artışını talep tarafındaki dengesizlik dolayısıyla eleştiriyorduk ya da takip ediyorduk. Fakat şimdi de talep kaynaklı problemi devam ettiğini görüyoruz. Nitekim bu hafta Covid-19'un etkilerinin Çin tarafında daha da esnemiş olması, daha da rahatlamış olması bir miktar petrol fiyatlarını destekledi. Bu tarafta Amerika tarafında bir destek geldi. Stratejik rezervler tarafında 10 milyon varil. Bu ise Avrupa'nın Rus petrolünü ne ambargo uygulaması sonrasında gerçekleşeceğini söyledi Amerika. Bunu da yakından takip edeceğiz. Fiyatlandırmalar açısından baktığımızda neredeyse dengeli ama hem stratejik rezervi kullanma açısından hem de talebin bir miktar düşüşü noktasında ham petrolde 77 doları destek olarak takip ediyoruz. Brent tarafında ise 88 Brent tarafında ise 88 doları direnç destek olarak takip ediyor olacağız. Bu desteklerin üzerinde kaldığı sürece daha yatay, yukarıda 100 dolara denk gelmese bile işte Brent tarafında 95-97 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. O yüzden şu an için bir denge bulmuş durumda petrol. En azından 10-15 dolarlık bant içerisinde hem stratejik rezervler noktasında hem de OPEC'in artırımları durumunda. Ama önümüzdeki yıl içerisinde özellikle OPEC'in Kasım ayı içerisindeki toplantısı önemli olmuş olacak. Çünkü 2023'ün ilk çeyreğinde ya da yılın son aylarında ne gibi bir üretim kısıntısı olacak? Bunları yakından takip ediyor olacağız. Tabii ki Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat uygulaması da tam olarak hangi tarihte başlayacak ve o tarihten itibaren piyasadaki fiyatlandırmalar nasıl olacak? Bunları da yakından takip ediyoruz petrol tarafında. Peki tüm bu gelişmeler, yani hepsi petrol fiyatının bu volatilitesini devam ettirebilecek gelişmeler, açık uçlu bir taraftan da. Ama tahmin yayınlayan işte bu kurum ve kuruluşların hangisine daha yakın bir yerde konumlanmamızı beraberinde getiriyor? Mesela Bank of America'nın tahmini işte 94 dolar. Diğer yandan işte 80-90 dolar bandında yine beklentiler de var. Süreç hep böyle aslında, aradaki makasın açıldığı tahminlerde, aradaki makasın açıldığı bir görünümü beraberinde getirdi petrol için mesela. Çok fazla belirsizlik var çünkü savaş konuşuyoruz haliyle. Ama şu an nereye daha yakın? Hangi tahminler daha ön planda? Aslında geldiğimiz noktada 130 dolarlardan 90 dolarlar, hatta 99-90 doların da altına geriledi Brent tarafında. Neredeyse 40-50 dolar arasında düşüşler gerçekleşmiş oldu. Yani bunlar ciddi düşüşler. Savaşın etkisiyle yükselişler görmüştük ki o zaman arz kaynaklı problemin fiyatlandığı bir süreç vardı. Amerika tarafına baktığımızda stratejik rezervler hem iç piyasayı hem de Avrupa tarafındaki süreci desteklediğini görüyoruz. Ama bu stratejik rezervler hangi noktaya kadar devam edecek? Ve Rusya'da Rus petrolünün piyasadan çekilmesi önümüzdeki ne gibi aslında sorunlara neden olacak? Bunları yakından takip edeceğiz. Bir de biliyorsunuz İran tarafı var. Nükleer anlaşmaların gerçekleşmesiyle İran petrolünün piyasaya katılması şeklinde bir beklenti artık sonuçlanmayan bir beklenti haline gelmiş oldu. Başlıklar yoğun. Ama ekonomik aktivitelerin de aynı zamanda resesyon beklentisiyle zor bir sürece girdiğini de takip ediyoruz. Özellikle faiz artırımları dolayısıyla resesyon beklentisi yükselmeye başladı. Yine dengelenen, yine belki de 80 dolarla 100 dolar arasında son 2-3 aydır hareket ettiği bant arasında dengelenen bir süreç yaşanabilir.
Ama ekonomik aktivitelerin arttığı belki 2023'ün Mart ayları itibariyle yine %10'ların üzerine fiyatlanmayla karşılaşabiliriz. Ama dediğiniz gibi çok volatil haber akışı, çok fazla ve ekonomik aktivitelerin de durması, yani resesyon beklentilerinin yükselmesi söz konusu. O nedenle bekleyip göreceğiz. Ama mutlaka dengelendiği, ki petrolün fiyatının düştüğü noktada da bu sefer OPEC'in elinin masada olduğunu biliyoruz. Belki kısıntı tarafında daha cömert davranabilir, daha fazla kısıntıya gidebilir. O yüzden daha tedirgin, haber akışlarını takip eden, biraz da güç savaşlarına dönüşen bir durum içerisindeyiz petrol tarafında. Üretici ülkeler, tüketici ülkeleri aslında markajını almış durumda. Üretici, tüketici taraftaki ülkeler ise bir çözüm bulma yolu içerisindeler. Bu tarafta tabii ki biz de bu tüketici taraftayız ülkemiz olarak. Tabii ki çözümler bulundukça ülke ekonomileri daha az etkilenecek bu durumdan, ama bir güç savaşları gibi düşünüp bunun sonucunda dengelenen fiyatları görebiliriz diye düşünüyorum. Ama 80 dolarla 100 dolar arasında daha dengeli, ama 100 doların üzerine daha riskli, belki jeopolitik riskleri tekrar konuştuğumuz bir senaryo yaşayabiliriz Gözde. Evet, altından da bahsedeceğiz tabii. Kritik seviyelerin altına geldi. Yani 1700'lerin altındaki o seyir devam ediyor. Şimdi baskılanma süreci de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü FED her halükarda ön planda ve faiz artımı orada devam edecek. Tüm bunlarla birlikte az önce yine gündem maddeleri arasında saydığımız hususlardan biri altın madencilerinin hala daha işte umutlu yaklaşmasıydı altın fiyatlarına. Orada yeniden işte 1800'ün üzerine dönüş beklentisi var, talebin artacağı beklentisi var. Biz bunu somut bir şekilde kısa vadede görebilecek miyiz? Ve tabii ki sizin baktığınız yerden nasıl bir projeksiyon okuması var altın için? Aslında altın madenciler açısından düşündüğümüzde maddeler değişmiş değil. Yüksek enflasyondaki süreç hala devam ediyor. Jeopolitik risk tarafında Rusya, Ukrayna ile ilgili aslında sorunlar çözülebilmiş değil, hala devam ediyor. Belki ülkeler bir miktar bastırmış ve haber akışı anlamında daha sakin bir süreç yaşıyoruz. Onun dışında Tayvan konusu aslında Çin ve Amerika'nın arasını ısındırmış durumda. Yani o tarafta da bir jeopolitik riski haberi alabiliriz. Yani Rusya, Ukrayna'nın Rusya ve Ukrayna ile basılan o düğmenin diğer devam eden cephelerde tekrar sıcak dalaşa dönüp dönemeyeceğini bilemiyoruz, ama beklenti en azından bu yönde diyebiliriz. Ekonomik olarak baktığımızda yine bir savaş içerisindeyiz. Enflasyon yükselmeye devam ediyor, enerji maliyetleri artmaya devam ediyor ki çift taneli enflasyonlar artık ekonomileri zorlamaya başladı. Ve faiz artırımının da enflasyondaki düşüşünü hızlandırmaması aslında orada yatırımcıları panikletip belki de üretici tarafındaki, altın tarafında maden ocağı sahiplerinin umutları bu yönde olabilir. Ekonomide beklentilerin aslında adım adım gerçekleşememeyecek olması ya da önümüzdeki kış ayının zorlu geçecek olması. Faiz gündeme geldiğinden beri, Mart ayından beri, yani Fed ilk faiz artırımından beri altın tarafında neredeyse 400 dolarlık düşüş gerçekleşti. 2070 dolardan geçen hafta itibariyle 1654 dolarlara kadar düşüş yaşandı. Evet. 1680'i direnç olarak takip ediyoruz altın tarafında. Faiz söylemleri devam ettiği sürece yarın Fed'in faiz artırımı 75 bas puan, 100 bas Evet. puanın şu an fiyatlar içine girdiğini görmüyoruz, ama 1700'ün üzerine atamadığı sürece altın satış baskısı altında kalmaya devam edecek diyebiliriz Gezden. Şirin Sarı, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler, katkılar için. İyi yayınlar, saygılar. Teşekkürler. Evet, MTI'ye dair son gündemi de